aylar yaklaşıyor. Hadi de durma. Sana ders bolca, Merhaba çocuklar. dersizliğine hoş geldiniz. Bugün paralarımız konusunu işliyoruz. Paralarımızı tanıyalım. Hazırsak başlıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yaparız. Gıda maddeleri temizlik maddeleri, kıyafetler, oyuncaklar alırız. Bunların karşılığında ise bir ödeme yaparız. Ödemelerimizi bazen kredi kartıyla yaparız. Bazen ise para vererek yaparız. Şimdi paralarımızı öğrenelim. Madeni paralarımız. Madeni paralarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Kağıt paralarımız Şimdi de kağıt paralarımızı küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Madeni paralarımızı tanıyalım. 1 kuruş 5 kuruş 10 kuruş 25 kuruş 50 kuruş 1 Türk lirası en büyük madeni paramız bir Türk lirasıdır. Şimdi de kağıt paralarımızı öğrenelim. 5 Türk lirası 10 Türk lirası 20 Türk lirası 50 Türk lirası 100 Türk lirası 200 Türk lirası Türk lirasının kısaca gösterimi bu şekildedir. Kuruşun kısaca gösterimi bu şekildedir. Türk lirasının simgesi ise böyledir. Burada bir kalem var, güzel bir kalem. Bu kalem 15 Türk lirasıdır. Kalemi almak için bir tane 10 Türk lirası, bir tane de 5 Türk lirası vereceğim. Çocuklar yine aynı kalemi almak için bir tane 10 Türk lirası, 1, 2, 3, 4, 5 tane de 1 Türk lirası verebilirim. Çünkü bir tane 10 Türk lirası ile 5 tane 1 Türk lirası yine 15 Türk lirası eder. 15 Türk lirası olan bu kalemi almak için 1 tane, 2 tane, 3 tane 5 Türk lirası da verebilirim. Çünkü 3 tane 5 Türk lirası 15 Türk lirası eder. Çocuklar, kumbarada para biriktirmek çok güzel bir davranıştır. Bu şekilde kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Sıra sizde kumbaramdaki para ile nokta nokta alacağım. Bakalım kumbaradaki para ile sizler neler alacaksınız? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazalım. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.